Herkese merhaba. İnsan sayısı kadar tanımı var aşkın ama biz bugün kendisinden değil, zat hallerinin bıraktığı aşk acısından konuşacağız. Yani bugünkü konumuz ayrılık aşk acısı. Öyle bir şey ki aşk acısı, sabah uyanır uyanmaz böyle hani bir kazaktan bir iplik çekersiniz ve yavaş yavaş yok oluşunu izlersiniz ya, böyle yüreğinizin söküldüğü, yok olduğunu hissettiğiniz bir duruma sokuyor sizi. Aslında bana hep çok çelişkili gelmiştir bu durum. İnsan sayısı kadar tanımı var. Hepimizin kafasında aşka bakış açısı farklı ama ruh eşi diye bir kavram da var. Yani bambaşka yerden bakıyoruz ama o benim ruhuma eş. Hatta karşılıksız aşkların bu kadar amansız olma sebebi de bu. İnsani kamil düzeyine gelmiş adam ya da kadın diyor ki zaten kafamızdaki tanımlar uymayacak. O yüzden ben hiç bu işe bulaşmayayım. Uzaktan sessiz sedasız izleyeyim, seveyim. Ama aşkta temel kural belli. Karşılıklı olacak, iki kişi olacak ve bu insanlar birbirlerinden haberdar olacak. Baktığınızda Arapça anlamı sarmaşık şeklinde bir dala dolanmak ve onu boğacak kadar onun etrafında olmak gibi bir anlamı var aşkın. Ama bu da biraz çelişki barındırıyor çünkü farklılık istiyoruz, karşıdaki bizi sevsin istiyoruz ama ona bir sarmaşık gibi dolanıp aynı zamanda onu kendimize benzetmek istiyoruz. Diyorum ya, aşk her durumda çelişkili bir şey bence. Kimin ne kadar verse, ne yapsa yetmeyecekmiş gibi sevdiğini kendinden bir parçayı sunmaya çalışıyor her daim. Hatta geliş şekli, gidiş şekli, aşktaki her şey o kadar birbirinden farklı ki. Hani başlarken ben sende tüm aşklarımı temize çektim dedirtir Murat Anmugan'a ya da Sabahattin Ali'ye. Şimdi gidiyorum ama ne zaman istersen gelirim. Nereye çağırırsan gelirim dedirtir. Çünkü aşk böyle bir şey. Hayatınıza girer, değiştirir, dönüştürür, büyütür, abartır. Ya kabul edelim, büyütüp abartmıyorsanız zaten o aşk değildir. Genelde şöyle başlıyor. Sizin duygusal olarak kategorilendirdiğiniz, aslında kimyasal olarak, biyokimyasal olarak başlayan o süreç yavaşça ruhunuza sızıyor. Yani Türkçesi, katilinizin gözünün içine bakıyorsunuz, bıçağı alıyorsunuz ve kendinize bile isteye saplıyorsunuz. Alın size duygusal harekiri. Bunca umut bağlanan, bunca bağlanılan kişiden kopması da zor oluyor, değil mi? Hatta Quentin şöyle demiş, birine sizi mahvetme etkisi vermek ama onu kullanmayacağına güvenmektir demiş. Ya kullanırsa? İşte o zaman filmlere, romanlara, hikayelere konu olan aşk acısıyla tanışırsın. Böyle ateşin üzerinde elini gezdirmek gibi onu düşünmek. Giderken kalbinin bir parçasını, ciğerinin bir kısmını götürmüş gibi gelir. Ciğerimiz kalmamıştır dedirtir. Hatta o şarkıda söylediği gibi belki de şarjım bitti ya da biz bittik. Ara beni lütfen diye çırpınırsın. Sanki yaşam destek ünitesine bağlıydın da onu elinden almışlar gibi hissedersin. Aslında bu çok normal çünkü aşk beyinde çok farklı yerlere uyarıyor. Kimyasal olduğu için aynı zamanda bir bağımlılık gibi çalışıyor. Hayatındaki gittikten sonra yoksunluk sendromu yaşaman çok normal değil mi? İşte bu durumda devreye arkadaşların girer, dostların girer, yetmediği yerde terapistler girer ama sen o yoksunluğu bir türlü aşamıyor gibi hissedersin. Neden şaşırıyorsun ki? Bir katille yaşıyorsan ölüm ihtimali hep kapıdadır. Peki neden bu kadar zor aşk acısı? Çünkü iki kişi birbirine aşkla bağlandığında ilk önce yara değiş tokuşu olur. Birini sevdiğiniz zaman onunla ilgili her şeyi bilmek istersiniz. Her şeyinizi ona anlatmaya çalışırsınız. Her şeyinizi bilsin diye çabalarsınız. O yara değiş tokuşu sırasında o sizin yaranıza merhem olurken sizin yaranızın dermanı da ondadır. Zaten iki kişi aynı yöne bakmaya başladığı zaman hikaye artık tek kişilik değil iki kişilik yazılmaya başlanır. O yüzden onun gidişi hikayenizin de bitişi sonlanışı gibi hissettirir size. Öyle bir seversin ki karşındakinin zayıflıklarını bile kabul edersin. Hatta her birine ayrı ayrı merhamet etmek istersin. Korkularını bilir, geleceğe dair hayallerini bilir, umutlarına hakimdir. Yani savunmasızca kendini o kişiye karşı açarsın. İş öyle bir hale gelir ki ruh artık seni dışarıda görmez, karşıdakini dışarıda görmez. İkiniz birsinizdir ve içtesinizdir. İşte ruh karşıdakini de kendisinin bir parçası kabul ettiği için gidenin giderken canından can koparır gibi gitmesi bu yüzden. Can Yücel diyor ya, dört yanı hüzünle çevrili yara parçasına aşk denirmiş. Yüreğimin coğrafyasına düşünce anladım diye. Hele bir aşk acısı çekmeye gör, tarihim böyle bir acıyı görmemiştir zaten. Ne yapmalı da ilaç kapatmayan bu yarayı iyileştirmeli? Öncelikle yarayı dağlamana gerek yok. Evet bir bağımlılık olduğunu söyledim ama bazen tedavisiz de geçer. Hatta ben sende tüm aşklarımı temize çektim dedirten aşk öyle bir geçer ki artık ne sen geri dönebilirsin ne ben kapıyı açabilirim sana dedirtir. İkisi de aynı şairindir. İlk yapman gereken şey umut konusuna odaklanmak. Umut her ne kadar dünyanın en iyi şeyi olsa da eğer karşı tarafta bitmiş sende devam ediyorsa seni süründürmekten ve acını derinleştirmekten başka bir işe yaramaz.
İlişkinin başında seni görmek için her türlü fırsatı, bahaneyi değerlendiren partnerin seni görmemek için türlü nedenler uyduruyorsa görmek istemiyordur. Elinden telefon düşmeyen kız arkadaşın, erkek arkadaşın mesajına cevap vermiyor ya da saatler sonra dönüyorsa cevap vermek istemiyordur. Biliyorum, çevrende seni teselli etmeye çalışan insanlar var. Kendisi kaybetti, sinirlenmiştir, üzülmüştür, geçsin, döner vesaire diye. Lütfen hiç kimse dürüst olmuyorsa da sen kendine dürüst ol. Acı ilacı ver kendine. Eğer karşı taraf bunun bitiş halini sana çok güzel mesaj olarak veriyorsa tüm sinyalleri iyi oku ve insanların senin acını daha da derinleştirmesine, senin umut için kıvranman konusunda seni yönlendirmesine izin verme. Yani kimse sana gerçekçi olmasa da lütfen sen kendine gerçekçi ol. Aslında yapacağın şey şu, hani o ilişkinin başında gözüne bakarak kendine sapladığın bıçak var ya, onu kendin çekeceksin. Tüm filmlerde, iyi filmlerde kahramanlar bıçağı, kılıcı, oku kendileri çekerler. Bunu niye yaparlar? Bir, gerçekten çok kahramanca. İkincisi, doğru zamanda ve en az acıyacak şekilde nasıl yapılacağını sen bilirsin çünkü. O yüzden bunu iyi değerlendir. Her ne yaparsan yap, insanların seni yanlış yönlendirmesine izin verme. Belki mesajlar attın, belki mesajlarına cevap gelmedikten sonra araya insanları koydun, onlardan haber almaya çalıştın, sen kendi haberlerini iletmeye çalıştın. Yataklara düştün belki ya da yataklara düşmüş gibi oldun. Belki kendini sokaklara attın, barlara vurdun, belki sokak kavgalarına karıştın. Olmadı değil mi? Olamadı. O zaman bundan sonra gelecek evreye hazırla kendini. Öfke evresi. Öfke neden geliyor biliyor musun? Umut ettin, umudun boşa çıktı. Pazarlıklar yaptın, araya insanlar koydun ya da az önce söylediğim pek çok şeyi yaptın, dönmedi. Öfke şu noktada başlıyor. Geçmişin her köşesinde, gidilen her mekanda, sevilen her sokakta karşına çıkıyor. Belki birlikte kullandığınız dijital platformda yarım kalkıp bıraktığı bir diziyi gördün. Belki birlikte kullandığınız müzik programında onun favori listesiyle karşılaştın. Evin her tarafından minik notlar, ona dair bir takım küçük küçük anılar çıkıyor. Bir şeyle uğraşmaya çalıştığında onunla yaptığın anılarla yüz yüze kalıyorsun. Bir köşeye döndüğünde onunla oturduğunuz bir mekan çıkıyor karşına. Bir de sosyal medyada yeni bir adet başladı. 2 yıl önce bugün, 2 hafta önce ne yapıyordun, 1 ay önce neredeydin? Hayat bir türlü unutmana izin vermiyor değil mi? Ne zaman kendini azıcık iyi hissedeceksen onunla ilgili bir şeyi koyuyor karşına. İkincisi, hem kendine hem karşı tarafı kızgınsın. Karşı tarafı kızgınsın çünkü sana bir sürü sözler verdi. Birlikte olacağını söyledi. Geçmişine, şimdine ve geleceğine ortak oldu ama sözden hiçbirini tutmadı ve gitti. Kendine kızgınsın çünkü ruhunu karşındakine çırılçıplak bıraktın. Savunmasızca hayatının her alanını ona açtın ve o gitti. Bir insan kendine birine bu kadar emanet etmemeli değil mi? İşte kendine ve karşındakine kızman da bu yüzden. Bir süre sonra şu gelecek ardından. Kabulleneceksin. Bir sağına bakacaksın, bir soluna bakacaksın ve diyeceksin ki gitti. Bitti. Tamam, buraya kadar. İşte o zaman tamam olarak ne olduğunu anlayacaksın. Çünkü film sonlanacak. Yeni bir film gelmesi için eski filmin vizyondan kalkması gerekiyor çünkü. Ve dönüp diyeceksin ki belki, baka kaldım giden gerin geminin ardından, serde erkeklik var, ağlayamam. Yok, ağlamalısın. Ciğerin sökülene kadar ağlamalısın. Ağlayamıyorsan içine akıta akıta da olsa acını dibine kadar yaşayamalısın. Başka türlü geçmeyecek çünkü. Gidenin seni geride bırakmaktan hiçbir şüphe duymadığı, hiçbir sakınca görmediği o acı yatağında tepine tepine ağlamalısın. Evet gitti, giderken bütün gücünü aldı gitti. Daha önce söylediğim gibi kalbini, ciğerini belki alıp gitti. Sonuç itibariyle bu sana büyük bir acı verecek. Bunu yaşaman normal değil mi? Tepine tepine, bağıra bağıra ağlamalısın bence. Ruh bu kadar acıya nasıl dayansın? Belki bir daha sevmeyeceğim diyeceksin, kimseye güvenemeyeceğim diyeceksin, kendinle sahte mürekkepli anlaşmalar imzalayacaksın. Ama bu sürece ihtiyacın var. Bu süreç normal ve lütfen bu süreci yaşaman için kendine izin ver. Hatta sana bir film öneririm bununla ilgili. Klişe filmlerden biridir ama ben çok severim. Aşkta Her Şey Mümkün diye bir film var. Başrol oyuncusu o kadar tatlı bir şekilde yaşıyor ki aşk acısını. Bunun tatlısı olur mu demeyin çünkü çok güzel karikatürize etmişler. Kadın bir oyun yazarı ve çek al peçetelerce ağlıyor. Oyunun başından itibaren, oyunu yazarken, odadan odaya geçerken ağlıyor. Ve bir sabah uyanıyor. Burnunu silecek peçetesi kalmamış ama bir şekilde oyun bitmiş, aşk acısı da gitmiş bir şekilde buluyor kendini. Yani bir şekilde bu yas bitecek. Evet, bu bir yas. Neden yas diyorum? Çünkü sevdiğin birini kaybettin.
O kaybetti gitti diyenlere bakma. Hayır, sen de kaybettin. Dolayısıyla yas yaşadığın bir durumda acı çekmen, normalinden farklı davranman doğal değil mi? Lütfen kendine bunu yaşamak için izin ver. Çünkü yaşamadığın duygular eni konu önüne tekrar çıkacak ve sen bunu geciktirilmiş bir şekilde de olsa yaşayacaksın. Bırak şimdi yaşa, hazır acın tazeyken yaşa. Çünkü gidenin arkasından el sallamak kolay bir şey değil. Acını yaşa ki bitsin. Bir şey orada durduğu müddetçe senin kaynaklarından, enerjinden, içindeki duygularından çalacak. O yüzden sana bir şey söyleyenleri aldırma. Hikayeni sadece sen bilebilirsin. Bununla nasıl baş edeceğini de belirleyecek olan sensin. O yüzden lütfen bunu yaşamana izin verirken, eğer yapabiliyorsan kendinin dışından çıkıp kendini de izle. O halini gör. Hem bir daha bunu yaşadığında nasıl atlatacağını öğreneceksin, hem de belki bir daha bu kadar kötü olmamak için belirli doneler sunacaksını ve sen kendin baş etme yollarını öğreneceksin. Gittikçe ağırlaşıyorsa bu durum, anlattığım kadar kolay olmayabilir elbette. Sonuçta biz aşkta bağlılık olmasını bekliyoruz. Bağımlılık değil ve belki sen bunu takıntı haline getirdin. O durumda çırpınıp durmanın sana hiçbir faydası olmaz. Bir uzmandan yardım isteyebilirsin. Çünkü o bıçağı çıkarman gerekirken kanırtıp durmak seni iyileştirmek yerine daha da derine çekecektir. Çevrendekilerin tavsiyeleri eğer sana merhem olmuyorsa lütfen çırpınıp durmak yerine uzman bir terapistten yardım iste. Öldüm sanıyorsun ama ölmedin. Bir uzvun da eksilmedi. Kolun, kanadın kırıldı, hayal kırıklığına uğradın belki ama geçecek. Bir gün uyanacaksın ve geçecek. Nereden mi biliyorum? Tamam, belki işim bu ama kendini bıçağa saplayacak kadar acımasız olan birinin aynı zamanda onu çıkaracak güce sahip olduğuna da inanmam doğal değil mi? Ve her insan eğer kendi hikayesinin kahramanıysa bir gün gerekli gücü topladığında o kahramanlıkla o bıçağı doğru zamanda çekeceğini biliyorum. Ayrıca bir sabah uyanacaksın. O aşkın Arapça anlamındaki gibi sarmaşık gibi seni boğan halinden kurtulup derin bir nefes alacağını göreceksin. Zaten romanlara, filmlere, hikayelere kahramanlık eden tarihin en eski konularından biri olan aşk acısının geçtiğini anlatan hikayeleri de bilmiyor muyuz? Ben sana mecburum diyen Atilla İlhan'a, sen benim hiçbir şeyimsin. Yazdıklarımdan daha az. Hiç kimsemsin. Bilmem ki nesin. Dedirten aynı şey değil midir? Bunun örneklerini her yerde rastlarsınız. Geçecek. O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıkla kalın, güvenle kalın, bizi takipte kalın, hoşça kalın.